Sevgili arkadaşlar, günaydınlar, merhabalar. Tekrar güzel bir gün diliyorum herkese. Evet arkadaşlar, Aselsan analizi yapacağım bu çalışmamda. Aselsan zannediyorum hayatım boyunca en çok soru aldığım ve de en çok analizini yapmak durumunda kaldığım bir hisse özelliğini hiç kaybetmeyecek. Sizler sormaya bıkmıyorsunuz, ben de mümkün olduğu kadar sizlere yanıt vermeye çalışıyorum. Yine baktım, çok aşırı düzeyde Aselsan'la ilgili soru var. Bu nedenle güncel bir analiz yapma ihtiyacı hasıl olmuş durumda. Değerli arkadaşlar, ben Aselsan'la ilgili analiz yapmaya 2017 yılının sonlarında başladım. Yaklaşık 2 yıllık bir süre içerisinde sürekli olarak analiz yapmaktayım ve 2017'nin sonlarında 42-43'ler seviyesindeyken özellikle yabancı satışlarına dikkat çekmek üzere Aselsan'a karşı çok ama çok dikkatli olunması gerektiğini, asla 60'lara 70'lere gidecek şekilde havada uçuşan çeşitli afaki seviyelere itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yapmaya çalıştım. Twitter'daki yorumlarımdan hiçbir yorumumu silmiyorum arkadaşlar. Geçmiş tarihlere dönerek bu yorumları tek tek görebilirsiniz. Hatta bu analizin yorum bölümüne bir link ekleyeceğim. Şu anda güncelleme yapmadığım eski tarihlerde bir blog olarak kullanmış olduğum sistemden de Aselsan'la ilgili olarak bu yabancıların ne şekilde bir oyun kurduklarını 2017'nin Aralık ayında net bir şekilde izah etmiştim. İlgilenenler buradan okuyabilirler. Değerli arkadaşlar, Aselsan'la ilgili o tarihlerde 42-43'ler seviyesinde çok ama çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çektiğim zaman hakkımda büyük bir linç kampanyası başlatılmış ve yatırımcı düşmanı ilan edilmiştim adeta. Ancak maalesef ki sonuç ortada. Lütfen ama lütfen arkadaşlar, hisselerinizle ilgili olarak duyduğunuz kulağa hoş gelse bile afaki hedefleri ve seviyeleri bir değil 10 defa irdeleyiniz ve bu hissenin her bir detayını mutlak surette inceleyip takasında ne oluyor, ne bitiyor, yabancılar ne yapıyor mutlaka sorgulayınız. Evet değerli arkadaşlar, bu ön açıklamayı yapmak durumunda kaldım çünkü çok fazla soru gelmekte sizlerden. Şimdi gelelim Aselsan'ın son durumuna. Arkadaşlar, görmekte olduğunuz tablomuz 11 Şubat tarihiyle 19 Şubat tarihi arasındaki Aselsan'da gerçekleşen aracı kurum işlemlerini göstermekte. Yapı Kredi Yatırım'ın 791 bin lot civarında satış yaptığını, Citymenkul'ün ise 785 bin lot civarında satış yaptığını görmekteyiz. Bu bölüm satış yapanlar. Sol tarafa baktığımız zaman ise alım yapan kurumları görmekteyiz. Burada arkadaşlar Merrill Lynch dikkat çekiyor. 3,3 milyon lot civarında 11 Şubat ile 19 Şubat tarihi arasında alım yaptığını görmekteyiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Citymenkul'ün bu 8 günlük süre içerisinde 785 bin lot civarında mal sattığını görüyoruz, değil mi? Citymenkul aslında bir takas lideri ve takas lideri konumuyla şurada göreceğiniz gibi Citymenkul takas lideri konumunda her zaman için takas lideri ve takas ikincisi konumunda olan takas sıralamasında yer sahibi konumunda olan kurumların attığı adımlar önemlidir. Sadece bu tabloya bakmak kaydıyla takas lideri satıyor şeklinde bir izlenimle yatırımcı ciddi şekilde aldatılabilmekte. Oysa ki arkadaşlar, gerçek nedir diye baktığımız zaman ister şu tablodan bakalım arkadaşlar, gerçeğin ne olduğuna. Bu bir takas tablosudur. Önceki aracı kurum işlemleridir. Günlük işlemlerini gösteren bir tablodur. Bu günlük işlemlerden sonra kurumlar aldıklarını başka kurumlara takas amacıyla gönderebilmekteler. Bizim için önemli olan budur. Arkadaşlar, 1 Şubat tarihiyle 19 Şubat tarihi arasında öncelikle şunu görüyoruz. Deutsche Bank'ın ciddi bir şekilde pardon arkadaşlar, bu tablodan önce şu şekilde konuya girsem daha doğru bir yaklaşık olacaktır. Evet arkadaşlar, 11 Şubat tarihi itibariyle mevcut takas tablosu. Bu da arkadaşlar son takas tablosu. Bakınız, 11 Şubat tarihinde %19,10 paya sahip olan City Yabancı, az önce gördüğünüz üzere güya satış yapmıştı, değil mi? 790 bin kontrat satış yapmıştı. Ama şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar. City Yabancı'nın %19,96'ya ulaşan, yani yaklaşık %1 civarında payında bir artış yaşanmış.
Yani ilk incelediğimiz tabloda baktığımız zaman sadece ve sadece soyut bir bakış açısıyla 7-8 günlük süre içerisinde City yabancının satış yaptığını, takas lideri konumuyla satış yaptığını görüyoruz. Ama gerçek, asıl gerçek City yabancının aslında payını artırmakta olduğu şeklinde. Başka kurumlardan gerçekleşen alımlar City yabancının takasını havale edilmekte, birman edilmekte. City yabancı bir noktada satış baskısını kendisi satıyormuş gibi kurarken diğer taraftan farklı kurumlar, ki az önce gördüğünüz gibi şurada bu Merrill Lynch olabilir, bu Global olabilir veya farklı bir kurum olabilir, farklı kurumlara yaptırmış olduğu alımlarla aslında takas payını artırmakta. Buradaki amacı ne? 1. Görünür olmamak, dikkat çekmemek. 2. Hissenin fiyatının yükselmesini engellemek üzere belli bir bant aralığında düşük seviyelerden alım yapabilmeyi başarabilmek. Çünkü açıkça veya tabirimi hoş görün, zil çalarak ben bu hisseyi alıyorum şeklinde bir görüntü sunacak olur ise doğal olarak sürekli yapacağı sert alımlar neticesinde hisse yükselecektir. Hiç kimse de pahalı bir ortalama ile bu hissede mal toplamak istemez. Hiçbir hissede istemez. Evet değerli arkadaşlar, gördüğümüz tablo bu. City yabancıda bir pay artışının olduğunu, oransal bir artışın olduğunu görüyoruz ve 56 milyon lot civarındaki pozisyonu son durum itibariyle 58 milyon 590 yani 2 milyon 600 bin lot gibi Aselsan için önemli sayılabilecek bir oranda payını artırdığına tanık oluyoruz. Diğer taraftan Deutsche yabancı 11 Şubat tarihi itibariyle %12.37'lik bir paya sahip iken kurum payında bir miktar bir gerileme söz konusu olmuş. İş yatırımda da benzer şekilde hafif bir gerileme olduğunu görüyoruz. Garanti yatırımda benzer şekilde hafif bir gerileme olmuş ama City yabancının bariz alımları burada net bir şekilde gündemde. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu tablodan uzaklaşmak kaydıyla az önce sizlere göstermeye çalıştığım tabloma gelmek istiyorum. Bu arkadaşlar 1 Şubat ile, dikkat ediniz, 1 Şubat ile 19 Şubat arasındaki işlemleri göstermekte ve bu süreçte Deutsche yabancının 7 milyon lota yakın bir satış yaptığını görmekteyiz. Zira geçtiğimiz haftayı hariç tutacak olur isek genel anlamda Aselsan'da bir satış baskısının mevcut olduğunu biliyorduk ve demek ki Deutsche'nin satışlarından kaynaklanan bir satış baskısı imiş. Buradaki tarihi 11 Şubat tarihine çevirdiğim zaman ise arkadaşlar 11 Şubat ile 19 Şubat tarihi arasındaki tabloya baktığımız zaman çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır ki 2,5 milyon lot civarında City yabancı aslında mal toplamış durumda. Evet değerli arkadaşlar, bir takas liderinin 2,5 milyon lot gibi önemli bir oranda mal toplamış olması, ki Aselsan için bu lot miktarı önemlidir. Bir başka senet için 2,5 milyon lot çok önemsiz olabilir. Ayrı bir konu. Önemli değerlendirebileceğimiz olan bir takas değişimidir ve City yabancı bu miktarda bir alım yapıyor ise eğer mutlaka bir amaç, bir hedef uğruna yapıyordur. Şimdi sevgili arkadaşlar, amacının, hedefinin ne olduğunu bilemeyiz. Yani bu alımları yaparken bu hisseyi 35'e mi 40'a mı götürmek ister, yoksa %5 %10 gibi bir prim oluştuktan sonra satmak mı ister, bunu net olarak bilmiyoruz. Benim size son dönemlerde Aselsan'la ilgili yapmış olduğum analizlerimde iki hususa çok önemli dikkat çekmiştim. Birincisi, Aselsan'ın son dönemlerdeki fiyat hareketlerinde özellikle 24 seviyeleri civarlarına ve özellikle de 24 seviyesinin aşağısına geldiğinde bir tepki bulduğunu ama bir türlü 27-28 bölgesini ise aşamadığını, büyüklerin bu bölgede yani 24 ila 27-28 aralığında %10-15 civarındaki bir marjı hesap etmek üzere trade ettiklerinden bahsetmiştim. Çok yüklü alımlar yapıp da hisseyi daha ileri aşamalara götürecek seviyede bir alım potansiyelini gözlemediğimizi, kısa vadeli ve kısa adımlarla bir trade çabası içerisinde olduklarına vurgu yapmıştım. Şimdi arkadaşlar, bu sebepten ötürü yine bu alımların amacı bir trade midir? Yani hisseyi yine şu bölgedeki 27-28'ler bölgesine getirip de buradan tekrar bir satış dalgasıyla bir kez daha 25'in aşağısına getirmek midir? Bunu şu anda söylemek mümkün değildir. Biz bu nedenle Aselsan için teknik seviyeleri bir kez daha hatırlayalım
ve hangi seviyelere dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya çıkarmış olalım. Arkadaşlar bu grafik Aselsan'ın 9'lu seviyelerden ve 2016 sonlarında başlayan o büyük hareketini gösteren bir grafiktir. Ve bu grafiğimizde şurada da görmekte olduğunuz gibi %61.8 seviyesi olan 23.75 önemli bir destek konumunda. Bu desteğin aşağısına iniliyor zaman zaman ama sert tepkiler oluşabiliyor. Benim de az önce size ifade ettiğim gibi son aylarda, son dönemlerde bu destek güçlü bir destek konumunda. Bu seviyenin aşağısına inildiği zaman yukarı eğilimler oluşuyor ve trade mantığı dediğim tabloyu bir şekilde büyükler veya takip edenler uygulayabilmekte. Ancak arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz bölge ise %50 noktasına tekabül eden 28.20 seviyesi ise şu bölgeyi dikkate aldığımız zaman arkadaşlar göreceğimiz üzere bir türlü geçilemeyen, bir türlü aşılamayan bir bölge. Şu bölgede, şu tarihlerde yani 2018 Temmuz aylarında 30 seviyesine doğru yaklaşım olmuş ama 30 seviyesinden çok net dönüşler yaşanmış. O halde arkadaşlar defalarca zorlanmış olan bu 28-20'ye denk gelen, şu bölgeye denk gelen arkadaşlar, şu seviyeye denk gelen bu hattın aşılması çok ama çok büyük önem taşıyor. Bu hatta yaklaşırken temkinli olmak ve dikkatli olmak gerekiyor. 28-20 seviyesi mutlak surette bir köşeye not almanızı rica ediyorum. Önemli bir seviyedir. İlla ki bu seviyeye kadar değecek ve bu noktayı gördükten sonra bir geri dönüş olur veya olmaz. Bu şekilde bir yorum yapmak mümkün değildir ama 28-20'ye yaklaşımlarda dikkatli olmak ve temkinli olmakta yarar bulunuyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, ne zaman ki 28-20 seviyesi net bir destek haline gelir, 28-30 aralığındaki bu direnç bölgesi aşılır ise biz o zaman 38.2'ye denk gelen 32.66 sonrasında ise 37-38'leri konuşabilecek duruma gelebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu grafikten de ayrılıyorum. Burada görmekte olduğunuz grafik ise arkadaşlar son dönemler itibariyle yani Aselsan'ın 47 zirvesinden sonra 20 seviyesine doğru başlayan sert geri çekilmesi referans alınmak kaydıyla çizilmiş olan bir çalışmadır. %23.6 seviyesine bakıyoruz arkadaşlar. Burada 25.62 seviyesini göstermekte. O halde Aselsan için 25.62 seviyesi önemli bir dirençtir. Bir ara direnç olarak kabul edilebilir. Şu an içinde bulunduğu mevcut değeri olan 24.30'lardan eğer bir yukarı hareket içine girecekse 25-60'a özellikle dikkat etmeliyiz. Son haftalarda bu direnç seviyesinin üzerine bir yönelim olmuş. Hatta 26-50'ler seviyesi görülmüş ama az önceki 28-20 olan direnç bölgesine pek de fazla yaklaşamadan bir geri dönüş yaşamak durumunda kalmış. Sonuç itibariyle arkadaşlar bu direnç bölgesi bizim için önem taşıyor. 25-60'a dikkat edilmeli. Bu seviyenin üzerine çıkıldığı zaman ise 28-20 dikkat etmemiz gereken önemli bir seviye olmakla beraber 28-20'yi aşacak olursak bu kez şurada gördüğünüz ve şurada da net bir şekilde bir zorlanmanın yaşandığı 38-72'ye denk gelen 29-70 yani 30 seviyesi önümüzde bir direnç olarak görülmekte. Değerli arkadaşlar, haftalık grafik içerisindeyiz ve bu hafta için içinde bulunduğumuz hafta itibariyle 24.08 Aselsan için haftalık pivot seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar devam ettikçe 25.09 ulaşmak isteyebileceği birinci hedef noktası olabilir. Eğer 25.09'u da aşar ise bu durumda az önce belirtmiş olduğum gibi 25.60 yani şuradaki 25.62 idi. Pivot verilerimiz ise 25.58 olarak hesaplamış. 25.58 seviyesine kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. Bu seviyeden yukarı yönlü bir atak olur. Yani bu direnç bölgemizde aşılır. Bir zorlanma olmaz ise haftalık direnç noktamız, 3. pivot direnç noktamız 26.50 olarak görülmekte. Bu 26.50 seviyesine ise arkadaşlar bir değil birkaç defa dikkat etmekte yarar bulunuyor. Çok daha yakından izlemekte fayda bulunuyor. Aselsan'ın bugün için hangi pivot verilerinin etkisi altında kalacağına bakacak olur isek arkadaşlar 24.34 seviyesini görüyoruz. Son kapanışımız 24.34. Bu durum pivot seviyesinin aşağısında bir kapanış olmuş
Belki Aselsan'da bir miktar bir geri çekilme, 24 onlara 20'lere doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir ama Aselsan mevcut duruma göre güçlü görünüyor. 24-34 seviyesinin üzerinde net bir görünüm sergileyebilir. Bu seviyenin aşağısına gelmek istemeyen bir seyir içerisinde bulunur ise bu durumda 24-62 buranın aşılması durumunda ise arkadaşlar 25 ve de 25-20 seviyeleri bugün için dikkat edilmesi gereken seviyeler 25-20 seviyelerine kadar bir yükseliş ihtimali bugün dahi söz konusu olabilir diye pivot sistem verileri bizleri bilgilendirmektedir. Değerli arkadaşlar, şayet 24-34 aşağısında kalınır, bu seviyenin üzerine çıkmakta zorlanan bir eğilim, bir görünüm hakim olursa 23-98 veya 24 seviyesine, onun da aşağısında ise 23-70 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığı gündeme gelebilir. Arkadaşlar, Aselsan'ın son para giriş durumuna bakacak olursak borsapivot.com sitesine dönüyorum. Günlük para giriş çıkışlardan, evet, Aselsan diyelim. Evet sevgili arkadaşlar, Aselsan son 5 gündür net olarak para girişi yaşamakta olan bir hisse özelliğinde. 12 milyonluk giriş olmuş, 21 milyonluk giriş olmuş ve en son dün olarak 660 bin gibi çok önemli denilemeyecek miktarda bir çıkış yaşanmış. Ama son 5 günlük veriye baktığımız zaman 40 milyon üzerinde bir para girişinin mevcut olduğunu, dolayısıyla bu tabloya bakarak da ilk 5 kurum bazında satanlardan çok alanların ön planda olduğunu görebiliyoruz. Umut ederiz ki bu alımlar hisseyi iyi noktalara taşıyabilmek ve analizim içerisinde belirttiğim o trade mantığından çıkıp da 28-30 direnç bölgesinin de aşılıp bir şekilde 30 seviyesi destek yapılarak artık güçlü bir yükseliş trendi içerisine girdiğine dair sinyaller verebilsin. Sevgili arkadaşlar, Aselsan ile ilgili olarak verebileceğim bilgiler şu an bundan ibarettir. Yalnız özellikle ve özellikle bir kez daha altını çizmek istiyorum ki son haftalarda net olarak dikkatimi çeken durum Aselsan'da trade edilmekte. Aselsan'da güçlü bir yükselişin başlayabilmesi için 28-30 bölgesi mutlaka aşılmalı. Bu direnç bölgesine yaklaşımlarda mutlak surette dikkat edilmeli. City yabancının veya takas liderinin alımlarına dikkat çektim ama bu alımlar hisseyi çok ama çok ileri seviyelere taşıyacaktır anlamına gelmez. Sadece ve sadece hissedeki gerileme eğiliminin azalmış olabileceği ve takas lideri konumuyla bu kurumun alıcı olması hissede bir hareketlenme ihtimalini gündeme getirdiğine dair bir sinyaldir, bir bakış açısıdır. Piyasa koşulları ve o anki konjüktür elbette ki çok daha önemli olacaktır. Efendim, iyi bir gün diliyorum. Hoşça kalınız, saygılarımla.